Yeni meclisin ilk grup toplantıları yapıldı bugün. Önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısına gideceğiz. Genel Başkan Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını değerlendirdi o toplantıda. Muhalefetin özellikle de CHP'nin içinde bulunduğu durumu birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağıla dağıla sağa sola savrulmuşlardır cümlesiyle özetledi kendi açısından. Vatanımızla hesabı olanlar şimdi çizgili pijamalarını giyip Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır cümlesini de ekledi ayrıca konuşmasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendine oy vermeyen kırsal kesimdeki vatandaşlara söylediği sözler içinde özür beklentisini dile getirdi Bahçeli. Cumhur İttifakı'nın başarısını Pürüz Zaferi metaforuyla gölgelemeye çalışanlar da çizgili pijamalarını giyip Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır. Kurt dondurucu kışı geçirmiş, fırtınalara direnmiş ve lakin yediği ayazı da hiç unutmamış, unutmayacak. Yeni dönemin ilk grup toplantısında sözlerine böyle başladı. Milletin seçimde hür iradesine sahip çıktığını söyledi. Türk milleti 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta da dosta güven, düşmana korku salmıştır. Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları, proje yazanları şaşkına ve bağlantı ipi kopmuş şamandıraya çevirmiştir. MHP lideri Devlet Bahçeli sözü muhalefet partilerine getirdi. Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne Kandil'de güneş açmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiş, zillet çepesi süngü düşürmüştür. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağıla dağıla sağa sola savrulup gitmiş, CHP'ye yuva yapan siyasetin kuğuk kuşları seçimlerin hemen ardından taşıyıcısı bedenlerine sırt dönmüştür. Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ayrı bir parantez açtı. Çok kez uyardım dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'na defalarca uyardım. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna dedim. Yine Kılıçdaroğlu'nun Hazreti Mevlana'nın sözüyle uyardım ve dedim ki, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Önce CHP'nin içindeki koltuk kavgalarını hatırlattı, bizi ilgilendirmez dedi. Birbirlerini yiyip tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemizdir. Ardından Kılıçdaroğlu'nun kendisine oy veren kentlileri demokrat, oy vermeyen köylüleri ise demokrasi karşısındaymış gibi gösteren tutumunu eleştirdi, özür dilemesini istedi. Üzüntümüz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış, hala anlam verememiş olmasıdır. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak bir defa demokrasiye, milli iradeye çok kesif bir saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazımdır.